İster okulda, ister ofiste, kırtasiye malzemeleri çalışma alanlarımızın vazgeçilmez parçaları. Biz de şu anda Konya'dayız efendim. Temel Kırtasiye'ye konuk oluyoruz. Yanımda da kırtasiyemizin sahibi Süleyman Beyefendi var. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben de iyiyim. Önce sizi tanımak istiyorum ben. Tabii, ismim Süleyman. Bu işletmenin sahibiyim. 99 yılından beri burayı işletiyoruz. Genelde işte üniversite öğrencilerine hitap ediyoruz. Dijital baskı yapıyoruz. Kırtasiye malzemelerimiz var, sanatsal malzemelerimiz var. Evet. Bu şekilde işletmeyi sürdürüyoruz. Hem yetişkinler için hem de çocuklarımız için her türlü ihtiyaca yönelik ürünler var burada. Aynı zamanda siz dijital baskı da yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz efendim onu? Evet, yani genelde mimarların özel çıktılarını alıyoruz. Hı. Şehir bölge planlama, mimarlık, iç mimarlık öğrenciler için özel makinemiz var. Siyah ve renkli olarak bütün boyutlarda çıktı alabiliyoruz. Tabii üniversitede yakınsınız bu anlamda. Tabii. Öğrenciler de şanslı. Evet. Çok kolay bir şekilde size ulaşabiliyorlar. O zaman lokasyondan bahsedelim. Neredeyiz şu anda? Şu an Konya Selçuklu ilçesindeyiz. Selçuk Üniversitesi'nin karşısındayız. Bosna Ersek Mahallesi'ndeyiz. Hı hı. Yani üniversiteye mesafemiz yaklaşık 1 kilometre civarında bir mesafe. Bu şekilde. Evet, yani yürüyerek öğrenciler tabii buraya yürüyerek gelebilirler. Buraya. Evet, her türlü dersinizi efendim burada çıktısını alabiliyorlar. Tabii ki. Size yardımcı oluyorlar zaten buradan detaylı bir şekilde. 99 yılından beri faaliyettesiniz. Evet. Dolayısıyla da birçok müşteriniz vardır, birçok öğrencileriniz vardır. Neden size geliyorlar peki? Yani bizim ürünlerimiz daha ucuz olduğu için ve daha kaliteli olduğu için genelde bizi tercih ediyorlar. Ürün yelpazemiz de geniş olduğu için bu nedenle bize geliyorlar. Evet. Hem de yakın mesafeden dolayı daha yakınız. Hı hı. Tabii şekilde. Sürekli yenilikleri takip etmeniz tabii gerekiyor. Bu anlamda peki nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Yani fuarlara katılıyoruz. Genelde CNR, toptancı fuarlarına katılıyoruz. Orada yeni çıkan ürünleri hemen rafımıza yerleştiriyoruz. Evet, yenilikleri takip ediyorsunuz, tabii. Fuarlara gidiyorsunuz ve ürünleri alıp buraya getiriyorsunuz. Nereden temin ediyorsunuz malzemeleri? Genelde Ankara'dan alıyoruz. Hı hı. Yani ürünler daha ucuz ve geniş ürün yelpazesi olduğu için orayı tercih ediyoruz. Evet. Biliyorsunuz her sektörün sıkıntıları var belli başlı. Evet. Mutlaka sizin sektörünüzde de vardır. Esnafsınız, uzun yıllardır esnaflık yapıyorsunuz ama çok fazla alışveriş merkezleri tercih ediliyor son zamanlarda. Evet. Bu anlamda sıkıntılar yaşıyor musunuz peki? Yani ürünlere, yani genelde kırtasiye ürünleri hep yurt dışından geldiği için, hı, sürekli zam olduğu için tabii biz bunu müşteriye yansıtıyoruz. Müşteri de bu şekilde hani ister istemez hani bazen farklı diyaloglar yaşayabiliyoruz sürekli zam geliyor diye. Ama tabii bu bizim elimizde olan bir şey değil. Hı. Toptancılar nasıl bir artış uygularsa biz de ona göre müşteriye yansıtıyoruz. Siz sadece tek başınıza çalışmıyorsunuz burada. Başka personelleriniz de var. Kaç kişiyle çalışıyoruz peki? Evet. Ben dahil 5 kişiyle çalışıyoruz. Hı hı. Neye göre seçiyorsunuz onları? Yani onları işte grafik tasarım elemanımız var. Personeli genelde yani işi bilirliğine göre alıyoruz. Yani kalifiyeli eleman alıyoruz. Hı hı. Yani müşteriye daha iyi hitap edebilsin, daha iyi diyalog kurabilsin diye bu şekilde seçiyoruz. Evet. Diyelim ben şimdi öğrenciyim, size geldim. Ne tür ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum burada? Yani bu sizin bölümünüze bağlı. Eğer resim bölümündeyseniz sanatsal bütün ürünlerimiz var. Mimarlık öğrencisiyseniz lazer kesim, dijital baskı ve bütün tepriş malzemelerini bulabiliyorsunuz. Yani hangi bölümden olursanız olun buraya girdiğiniz zaman her şeyinizi alıp eksiksiz bir şekilde çıkıyorsunuz. Evet. Peki bundan sonra hedeflerinizin arasında neler var? Yani işlerimizi daha iyi yerlere getirebilmek için uğraşıyoruz. Daha büyük, daha geniş bir alan seçeceğiz en kısa zamanda inşallah. Bunun için çalışmalarımız var tabii. Evet. Çok teşekkür ediyorum rica Süleyman ederim. Bey. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Öğrencilere bir mesajınız var mı? Yani öğrencilerimizi buradan çok seviyoruz. Hepsinin yeri bizde çok ayrı. Onlara yani bir para gözüyle değil de bir abi kardeş gözüyle bakıyoruz. O yüzden hepsini çok seviyoruz. Evet. İnşallah herkesi bekliyoruz buraya. Selçuk Üniversitesi'ne de buradan sevgilerimizi gönderelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz rica efendim. Ederim. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Konya'da Temel Kırtasiye'ye konuk olduk. Süleyman Bey'e de vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ediyor. Programı devam ediyor.